Efendim, sesimizin ulaştığı herkese, her yere merhaba. Bugün çok güzel bir sohbetle yine karşınızdayız. Kitaplarıyla, seminerleriyle, yaptığı gönüllü çalışmalarla herkesin gönlünde taht kuran, hayatlara dokunan sevgili Ahmet Şerif Üzgüven'le birlikteyiz. Şerif Hocam, çok mutluyum ben de sizle birlikte olduğuma. Konumuz başarı olunca dedik ki Şerif Hoca'yla başarı konusunu konuşmasak olmaz. Bu konuda da mutlaka vereceği mesajlar, anlatacakları vardır dedik ve bu sohbet ortaya çıktı. Ben Elma Yayın Evi'nin yazarı olduktan sonra Şerif Hocam'ı daha yeni tanıdım. Önceden kitaplarını okuyordum ama kitabım basılıp da Şerif Hocam bir gün telefonla beni arayınca "Şöyle kitabını okudum, çok beğendim, kutlarım" deyince ondan sonra daha bir dost olduk, zaman zaman görüştük, çeşitli çalışmalarda birlikte olduk ve bugün de o güzel sohbetiyle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgiler, saygılar sunuyorum Şerif Hocam. Çok sağ ol Şule. Buyurunuz, başarı deyince Şerif Hocam, öncelikle başarıya giden yolda sizin de mutlaka bugüne gelene kadar yaşadığınız zorluklar vardır ve bunları aşağı aşağı belirli adımlar atarak buralara geldiniz. Bu konuda neler anlatmak istersiniz? Yani şöyle şey, aslında konu başarısızlık olsa anlatabileceğim o kadar çok şeyim var ki, yani hikayem. Başarı deyince kilitlenip kalıyorum. Hani kendimle ya şunu da başardım diyeceğim çok az şey var. Çok kalpten söylüyorum bunu. Yani en iyi örneklerden bir tanesi, bak şimdi senin anlattığın konu. Elma Yayın Evi'ndesin. Oradaki yazarlardan birisin. Ben oranın kurucusuyum ama yani baktığımda ne odam var, ne başka bir şeyim var, ne çıkan kitaplardan haberim var. Yani kitaplar çıkıyor, çalışmalar oluyor. Yani ekiplerin başardığı şeylere baktığında ben kendimi dede gibi hissediyorum. Yani torununla çok övünüyorsun ama hiç katkın yok şeklinde. Bizim ekip başarıyor ne başarıyorsa. Tek yaptıkları bana hak ettiğimden kesinlikle daha fazla saygı gösteriyorlar. Tek söyleyebileceğim o. Ama başarılanlara baktığımda mesela şey örneği vereyim sana. Ben 32 tane kitap yazdım. Bir tane de çocuk kitabı yazdım. Yani daha çok çocuk kitabı yazdım ama bir tane kitabımı yolladım. Demet var biliyorsun, çocuk kitaplarının başında o var. Editör o. O kararı veriyor. Yayın kurulu okuyor falan. Okudu, kitabı beğenmedi. Basmıyorum ben bunu dedi. Şimdi ben patronum. Yani 30 tane kitabın çıkmış, yazarsın, havalısın falan. Basmıyorum ben bu kitabı dedi. Yani ve bizim yıl sonunda petek toplantımız olur. Orada ben elimi kaldırdım, dedim ben bir şey söylemek istiyorum. Elma Yayın Evi'nin kurucusu benim, patronu benim dedim. Ve bu kadar kitabım basıldı, bu kadar okundu bu kitaplar ve benim yolladığım bir çocuk kitabını bizim çalışanlardan biri Demet basmadı dedim. Salon buz gibi. Demet dedim ayağa kalkar mısın? Demet ayağa kalktı. Dedim ki çocuklar, yani ekip, eğer dedim bir çalışan patronun kitabını beğenmeyip basmıyorsa bir kurumda, o kurum dedim hayat boyu ileri gider. Demet dedim çok sağ ol, işini bu kadar layık ve ahlaklıca yaptığın için. Hep beraber Demet'i alkışladık. Bizde makamlar, mevkiler falan hiç yoktur biliyor musun şöyle. Herkes işini yapar. Hep birbirimizin işine saygı göstermeye çalışırız. Bak şimdi maaş artışları var. Ekip belirler maaşları. Benim maaşımı da ekip belirler. Bu ülkenin insanı çok güvenilir, dürüst, ahlaklı insanları var diyeyim. Yani çok büyük bir kalabalıktan şöyle dürüstüz diye bahsetme şansım yok. Hepimiz günlük hayatın içindeyiz. Ama şeye baktığımda çok güvenilir, dürüst insanlar da var bu ülkede. Ben onlara ulaşmaya çalışıyorum. Onlarla ekip arkadaşlığı yapıyorum. Aslında siz yayın evinden haberim olmuyor veya kurdum şimdi böyle dediniz ama yayın evini bu hale getirmek, değil mi? Yani patronu bile eleştirip daha iyisi için çabalayacak hale getirmek ve bu kadar kitapla herkesin okumasına katkıda bulmak ve okunabileceği şeyler oluşturabilmek de aslında başarının ta kendisi olmalı diye düşünüyorum. Şule, ben gaza gelmem, onu öncelikle söyleyeyim. Ben biliyorum yani ekibin ne yaptığını. Ben yılda bir kere gidiyorsam oraya, onlar her şeyi çatır çatır yapıyorsa, dediğim gibi yani kimin başardığını o anlamda biliyorum. Çok güzel. Peki Şerif Hocam, biz dinleyen gençler var, aileler var, öğretmenler var. Onlara ne anlatmak istersiniz bu konuda? Ne yapsınlar, nasıl adımlar atsınlar, nasıl ilerlesinler?
Yani şimdi benim kızım böyle Bilkent Üniversitesi'nde bir konuşmaya katılmış. Konuşmacı gelmiş demiş ki şunları başardım, şunları başardım, bunları başardım. Niye biliyor musunuz demiş. Herkes böyle heyecanla. Çünkü demiş adını soyadını söylemiş. Ben buyum, buyum falan diye. Şimdi ben bakıyorum bende böyle bir gaz yok. Yani ben Şerifiz gören falan diyebileceğim. Yani şöyle birini düşün şöyle. Restoranda garson çağıramayan adam var ya o benim. Yani utancımdan ölürüm birine böyle taksiye bineceğimde oturuyorum. Olur da taksiye binmişsem indiğimde mutlaka taksiciyi uğurlarım. Yani böyle şimdi hayatını böyle geçirip de iş hayatının içinde böyle bir ülkede çok zor ayakta kalmak. Ama yani insanlar o yüzden başarın falan derken birincisi herhangi bir konuda tanım yapmak çok hatalı gibi geliyor bana. Başarının bir tanımını yaptığında yani herkes için farklıdır biliyor musun? Yani tanım, başarının tanımı için herkes farklıdır. McDonald's menüsü gibi insanların önüne menüyü koyup da bak başarı budur deyip koyarsan ona hele böyle kişisel gelişim gazıyla yani bütün başarısızlığından, başarından sen sorumlusun bak falan dediğinde toplumun içeride kurulan sistemin yani hiç eleştirmemeye başlarsın. O zaman çatır çatır yürür. Şimdi bugün baktığında Özlem Türeci ve Uğur Şahin Biontech'i buldular. Türkiye'de bulabilirler miydi? Yani içerideki sistemi de eleştireceğiz. Biz bu sistemi iyileştirmeyip hadi sen bak senin sorumluluğun, senin suçun, senin başarın dersen orada bir hata var ve kişisel gelişimin temelinde o yöntem var. Onu yapıyorlar. Oysa sistemi eleştirmemiz ve geliştirmemiz lazım. Yani baktığında mesela Müjdat Gezen, Levent Kırca, başka Metin Akpınar son dönemde mahkemelere falan çıkıyorlar ediyorlar. Ben böyle gülümseyerek izliyorum. Niye biliyor musun? Ben 56 yaşındayım. Daha önce solcular iktidarken, sağcılar iktidarken, Demirel, Ecevit falan iktidarken de bu adamlar hep muhalifti. Onlar hep muhalif biliyor musun? Çünkü onlar aydın ve diyorlar ki ülke iyi olsun diye eleştiriyorlar. Bir de bir kesim vardır mesela. Kim iktidardaysa bir anda onun tarafına geçerler. Ve aydın birisinin hep muhalif olması gerekiyor. Çünkü ülkendeki eksiği görüp doğruyu söylediğinde insanlar bunu muhaliflik zannedebilir. Oysa hep iyiyi görmeye çalışan insanlar olmamız gerekiyor. Ve orada baktığımızda tanım koyduğumuzda başarı budur dediğimizde sanki hata ederiz gibi geliyor bana. Ve başarı peşinde, o hırs peşinde bir ömür tüketmek kadar yanlış bir şey yok diye de düşünüyorum. İnsanlar kendi yolunu bulmalı. Tek belki söyleyebileceğim orada, yani hepimize yol gösterebilecek şey olarak belki şunu söyleyebilirim. İnsanların keyifle yapacağı işi bulması acayip önemli. Tutkuyla yapacağı işi bulamadığında insanlar sistemin içinde aman bir iş olsun diye, aman bir polis olayım, aman bekçi olayım, kimse eleştirmeden söylüyorum. İşsizliği, insanların neler yaşadığını bilerek. Ama ülkenin sisteminin gençlerin yeteneklerine göre fırsatlar sunması lazım. Bunu sunmadığında şöyle bir araştırma yaptılar en son Dünya Mutluluk Anketi'nin dışında bir anket. 15 yaş grubu çocuklara 72 ülkede sordular mutlu musunuz diye. 15 yaş grubu Türk çocuklarının %25,6'sı mutsuzuz dedi. 72 ülke arasındaki en yüksek oran. 4 çocuktan biri mutsuzum diyor. Hocam maddi gelir falan diyorsanız Meksika'da %11,2 aynı oran. Hollanda'da %10'lar civarında. Yani bir çocuğun, bir gencin en mutlu olacağı yaşta %25'i mutsuzuz diyorsa bizim oturup bütün bu ülkeyi yönetenler, her konuda yetkisi olan bütün insanlar, kurumların başlarındaki, okulların başlarındaki öğretmenler hepimizin bir oturup ya biz bu işleri nasıl daha iyi yaparız, gençlerin önünü nasıl açarız diye düşünmemiz lazım. Öte yanda baktığımda belki de benim iyi yaptığım bir şey varsa hani tutkuyla yapacağım bir işi yapmaya çalıştım. Bir işi öğrenmeyi bıraktığım gün direkt o işi bıraktım. Çok hani tam bu iş tamam deyip bıraktığım işler oldu. Belki bir tek onu söyleyebilirim. Onu da çekinerek söylerim. Sizin çok sevdiğim bir sözünüz var. Bu hani kitaplarınızda da çok vurguladınız. Yaptığı işe veya bulunduğu ortama değer katmak. Gerçekten aslında insanın yaptığı işi de sevmesini veya bulunduğu grup, bu herhangi bir sosyal etkinlik grubu da olabilir, gönüllü bir çalışma grubu da olabilir. Ona değer kattığı zaman gerçekten onunla birlikte çok daha güzelliklere ulaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani ve çok karmaşık işler değil biliyor musun? Çok basit bir şekilde o değeri katabiliyorsun. Yani PCR testi yapan bir hemşire küçücük bir gülümseyip karşıdakine insanca davrandığında bütün ortamını ve yaptığı iş biçimini değiştiriyor.
Bir tane taksi şoförü, bir tane otobüs şoförü, bir arkadaşım onu anlatıyordu. Taksim'de belediye otobüsüne binmişler gece 11-11.30'da ve biniyor yolcular gecenin 11'i belediye otobüs şoförü. Ayağa kalkıyor, hoş geldiniz otobüsüme diyor. Herkes hoş bulduk, oturuyorlar. Diyor ki arkadaşım, abi şok olduk diye herkes ayağa kalkıyor, hoş geldiniz otobüsümüze. Yani otobüs belediyenin. Sen bütün gün lanet oku, gecenin 11'inde bu maaşa bu iş mi yapılır falan, ama o diyor ki ben evime ekmek götürüyorum, bu işi yapacağım. Arkadaşım diyor ki otobüsten inen herkes hilafsız iyi akşamlar kaptan bey, iyi akşamlar şoför bey, iyi akşamlar amca diye herkes öyle inmiş otobüsten. Yani iş böyle. Şimdi numara ne biliyor musun? Bu tür konuşmalarda ve şeylerde direkt örnekler Martin Zuckerberg, Steve Jobs, Apple, işte Jack Ma, bunlar böyle başardı. Jeff Bezos hep, ya abi adam milyarda bir. Sen milyarda biri örnek verip, yani Iğdır'ın ilçesindeki çocuğun önüne onu koyacaksın. Evet. İşini iyi yapan bir öğretmen, işini iyi yapan bir temizlikçi, işini iyi yapan bir doktor, işini iyi yapan bir yazar örnek olamaz mı şöyle insanlara? Biz onları anlatmıyoruz birbirimize. Bütün sistem. Yani dizi muhabbeti yapmayacağım ama hani gençliğinde baktığında sıradan mahallelerde geçiyordu diziler. Şimdi sıradan bir aile yok o dizilerde. Yani bedava bakıyorsun 20 yaşında adam büyük bir şirketin başkanı bilmem nesi falan. Yani nasıl olur ki o işler? Yani hiç öyle değil gerçek hayat. Sanal bir hayatı gösterip ya da Marvel filmleri gösterip insanlara süper kahramanlar gösterip asıl süper kahramanın o simidi alırken seni kandırmayan, işini iyi yapan adam olduğunu insanlara anlatmamanın büyük yalan olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben burada başarı, o bak şu onu başardıdan çok işini iyi yapan insanları ve bunların arasında yani hiç önemlileri anlatmayayım demiyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e bakıyorsun, kaç yılı savaşlarda geçmiş şöyle. Yani emeksiz yemek olmaz derler ya, yani o kadar yıl o savaşlarda geçtikten sonra insanlar senin peşinde yürüyor. Yoksa iki hitabetle, üç konuşmayla olacak işler değil gibi geliyor bana. Gördüm o. Çok güzel, katılıyorum bu konuda ve günümüzde öyle bir şey geldi ki yani çocuklar yarış atına dönüyor. Efendim benim çocuğum müzik kursuna gitsin, benim çocuğum komşununkine yetişsin, benim çocuğum işte bilgisayarda şuraya gelsin. Ve bu koşuşturmada hani belki anne babalar, belki çocuklar birbirine yetişme veya bir yarış halinde değerlerini, belki sizin bahsettiğiniz o ufacık gülümsemeleri, hayata renk katacak şeyleri de kaybedebiliyorlar diye düşünüyorum. Ve bu anlamda adımlarımızı atarken ve işimizi iyi yaparken hep birilerine yetişmek yerine aslında kendimiz için en iyisini ama etrafımıza da değer katarak, onlara da bahsettiğim ufak gülümsemelerle, ufak selamlarla yaklaşmak gerek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu anlamda bir anınız var mı? Hani konferanslarınızda veya karşılaştığınız etkinliklerde böyle işte paylaşan veya yaşadığınız ilginç bir olay paylaşmak ister mi? Yani şöyle, birincisi bir konferansa gittiğimde ünlü muamelesi yapıyorlar. Alıyorlar, hocam size arka kapıdan işte VIP odamız var falan. Ben böyle şaşkınlıktan geberiyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun? İşte hocam da şöyle böyle, hayatım boyunca hiç o VIP odalarında oturmadım mesela. Hiç o kulislere falan girmedim. Ben girerim seyircinin yanına, otururum, konuşurum. O kadar uzak yerlerden gelenler var, o kadar iyi hikayeleri olanlar var benimle. Geçen hafta mesela Adana Yüreğir Belediyesi bir konferans düzenlemiş. Gittim. Çok saygılı, pırıl pırıl bir ekip. İşte hocam şuradan girelim falan dedim. Ya gidelim seyircinin yanına ama dedim siz benim yanımda dolaşmayın. Sadece girerken bir kahve içelim dedim. Uzun süredir böyle bir şey yemeden çıkıyordum konferansa. Çay ocağına gittik. Girdik, kahve yapan Ayşe Hanım. Ondan sonra merhaba merhaba. Ya dedik Ayşe Hanım kahve içsek. Ya birazdan getirebilirim. Ben dedim ki ya bekleme şansım olmaz dedim. Şimdi hani benim şimdi içmem lazım ki ardından salona gireceğim. Ben konuşmacıyım dedim. Kahveci Ayşe Hanım bana dedi ki ya tabii konuşmacısın dedi. Çünkü hiçbir konuşmacı çay ocağına gelmemiş o ana kadar. Odasına böyle lokumlar, VIP'ler falan. Vallahi konuşmacıyım Ayşe Hanım. Ya bırak dedi, konuşmacımı görmedik dedi. Hem ben o adamı biliyorum, seyrediyorum. Dalyan gibi o diyor. Kahve ocağına gelince dalyan gibi değilsin. Ben dedim ki Ayşe abla dedim. Ben asistanıyım. Yani böyle hani konuşmacıyım, ayağına kahve içeyim istedim ama dedim. Olmadı. O sırada da beni getiren çocuk Mahir, belediyenin yöneticisi.
Olayı fark edince cep telefonuna kaydetmeye başlamış. Bütün konuşmamızı öyle kenardan çekiyor. Ben diyor konuşmacımı görmedim. Sen kimi kandırıyorsun diyor. Ama veririm kahveni dedi. Neyse kahveyi yaptı bana. İçtik kahveyi. Neyse kahve bitti falan. Teşekkür ettim Ayşe abla. Konuşmacı gelince ben dedim tanıştırırım seni. İyi olur falan dedi. Neyse konferans bitti. Ondan sonra bana getirdiler. Kocaman ama harika bir çiçek yaptırmışlar. Verdiler çiçeği. Ben dedim ki ya bir şey söyleyeceğim. Ben bu çiçeği dedim almayayım. Şimdi buradan al bir yerlere götür falan. Bu çiçeği dedim bana girişte kahve yapan Ayşe Hanım'a hediye etmek istiyorum. Bir alkış Ayşe Hanım geldi. Nasıl diyor? Vallahi senmişsin konuşmacı diyor. En sonunda belediye başkanı ben ve Ayşe Hanım'ın beraber orada fotoğrafı var. Yani zaten bütün beslenmem o benim. O kopmamak, o işin içinde olmak, insanlara dokunmak çok öğretici. Herkes hikayelerini yazıyor. Herkes neler yaşadığını yazıyor. Benle olan iletişimini, kitapların ne kattığını inanılmaz hikayeler yaşıyorum. Mesela Oğuzhan diye bir çocuk yazmış. Karaoklar Çetesi'ni okumuş. Bir e-posta atmış. Ben de bilgisayara bir haftada bir girerim. Ama tam o gün girdiğimde o vardı. Tak diye cevabı yazdım kitapla ilgili. Çok da güzel şeyler yazmış. Oğuzhan'dan bana bir cevap daha, mektup daha. Şerif amca diyor, gördüğüm en mütevazi yazarsın diyor. Ben bugün diyor Jules Verne yazsam diyor. O bana cevap yazmaz. Şimdi Jules Verne öldü diyemedim ben. Fransızlar öyle oğlum dedim. Bakma sen onlara falan. okuyan kesim, bu ülkenin eğitimli okuyan insanları çok değerler, çok şey katıyorlar. Çok büyük bölümünü son 4 yılda kaybettik. Batıya gittiler biliyorsun. Çok büyük göç var. Yani TÜİK verileriyle bile 2 yılda 500 bin üzerinde bir sayıdan bahsediliyor. Belki 1,5 milyona yakın eğitimli, çok iyi yetiştirdiği Cumhuriyet'in insanımız batıya gitti. Umarım onlar döner ve bu ülkeye hizmet etmeye devam eder. O bölüm çok önemli ülke açısından. Umuyorum. Gerçekten çok güzel şeyler anlattınız. Aslında bunların da dediğiniz gibi örnek alınması lazım. Yani bir konuşmacı bile nasıl bir gözde bakıyor, nasıl bir imaj oluştursa insanın gözünde ona bile inanmamışlar gerçekten. Bu yaklaşımlarınızda inşallah herkese örnek oluyorsunuz. Dediğiniz gibi inşallah herkes de bu yoldan gider. O kaybettiğimiz gençler de geri döner de hep birlikte daha güzel, değerlerimizi daha çok yaşatan, daha mutlu, akşam olduğunda huzurla uyuyabilen insanlar oluruz diye düşünüyorum. Doğru. Çok teşekkür ediyorum bizimle bu güzel sohbetinizi paylaştığınız için. Ben de çok mutlu oldum şu anda. Gerçekten sizinle sohbet etmek çok güzel. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok şöyle. Yani çok çok sağ ol. Çok çok teşekkürler. Bizim ekip de yayınlayacak benim YouTube kanalımda. Seninkinde de yayınlanacak. Ben seninkinden gelip izleyeceğim. Büyük bir keyifle. Yazdığın kitap için, ülkeye katkın için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bilgi yaymaya devam etmen harikulade bir şey. Çok sağ ol nazik davet içinde, olur mu? Çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah güzel günlerde, sağlıklı günlerde böyle neşeyle çok birlikte oluruz. Bu koşturmalarınızın arasında zaman ayırdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkürler şöyle.